İyi akşamlar. Bugün 3 Aralık 2009 Perşembe. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, özel bir televizyon kanalında yayınlanmakta olan Yemekteyiz isimli program baskına uğradı ve programın adı değişti. Olayların ayrıntıları için sözü hemen Beşir'e bırakıyoruz. Evet Anchor, Yemekteyiz programının çekildiği evlerden birine dün gece tam yemek sırasında bir grup vatandaş baskın yaptı. Gözaltına alınan bu vatandaşlarla şu anda karakolda bir görüşme yapıyoruz. Beyefendi, Yemekteyiz'e niye baskın yaptınız? Kardeşim, tahrik var çünkü. Sürekli tahrik ediyorlar. Yoksa biz bu programı severek izliyoruz. Ama yok armudun sapı var, yok efendim üzümün çöpü var. Gıcık ettiler bizi ya. Yemin ediyorum sinirimiz bozuldu kardeşim. Niye? Kardeşim, o yemekleri bulamayan da var bu memlekette. O kadar yemek eften püften sebeplerle ziyan oluyor. Günah değil mi ya? Peki ya baskına uğrayan yarışmacılar? Bakalım onlar bu işe ne diyor? Yani bu göz altlarınızdaki morluk size hiç yakışmamış. Çiğnenmiş ekmek koyabilirdiniz üstüne. Şekerim, ben de ezilmiş soğan tercih ederim. Ayrıca saldırı esnasında ev sahibinin kırık tabaklardan salata servisi yapmasına devam etmesine yani çok kızdım. Hiç yakışmadı ev sahibine. Puanım 0 ona. Çorbadan da limon çekirdeği çıktı zaten. Şu anda da yanımızda programın yapımcılarından biri var. Efendim, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Efendim, biz eleştirilere saygı duyuyoruz. Bundan sonra Yemekteyiz isimli programın adını Dayak Yemekteyiz olarak değiştirip yola öyle devam edeceğiz efendim. Dayak Yemekteyiz ha? Güzel isim. Sayın seyirciler, terör saldırısı planlarına hedef olma olasılığı söz konusu olan Sabiha Gökçen Havaalanı'nda güvenlik Allah'a emanet edilmiş gibi görülüyor. Omuzlarına plastik tüfek asılmış olan manken askerler nöbet tutuyor. Beşir olay yerinden bildiriyor efendim. İzliyoruz. Evet Sayın Anchor, şu anda havalimanının güvenlik açısından en önemli noktalarından birindeyiz ve hemen nöbet kulübesine doğru ilerliyorum. Hayret, burada nöbet tutan biri var. Merhabalar, iyi günler. Yaklaşma yoksa ateş ederim. Ateş mi edersin? Ama neyle ateş edeceksiniz? Ben bir tüfek falan göremiyorum ki beyefendi. Ayrıca siz sivilsiniz. Neyle ateş edeceksiniz ya? Göremedin ha? Neyle ateş edeceğim ha? O zaman bunu sen istedin. Beyefendi, dalga mı geçiyorsunuz? Alo. Beyefendi. Anlaşıldı. Sen çetin ceviz çıktın. Tanklar devreye girsin. Hedefe sabitlenin. Tanklar mı? Ne oluyor ya? Beyefendi, dursanız 2 dakika. Ciddi bir güvenlik zaafı söz konusu görünüyor burada sayın seyirciler. Uçaklar mı geldi? Tanklar etkisiz kaldı. Hava kuvvetleri, hedefe yönelin. Oh, çok korktum. Vuruldum. Gördüğünüz gibi Sayın Anchor, buradaki güvenlik önlemlerinde herhangi bir zaaf yok. Sanırım sistem böyle teröriste kafayı yedirtmek üzerine kurulu. Eğer biraz daha burada durursam ben de aklımı oynatacağım. Beşir Arman, Sabiha Gökçen Havalimanı. Ay Allah. Sayın seyirciler, sigara paketlerindeki uyarı yazılarına ek olarak paketlere uyarı resimleri konulması uygulamasına yakında başlanıyor. Paketlerin üzerine tiryakileri sigaradan soğutacak resimler konulacak. İşte onlardan bazıları. İzliyoruz efendim. Evet sayın seyirciler, gerçekten çok yaratıcı çözümler var. Mesela CHP'li ve MHP'li tiryakileri sigaradan soğutmak için onların içeceği paketlerin üzerine Tayyip Erdoğan resmi basılmış. Peki sizce AK Partili tiryakileri sigaradan soğutmak için ne basmışlardır? Tabii ki Deniz Baykal ve Devlet Bahçeli, bakın. Bakın bir paket daha. Bunun üzerinde de Alex'in resmi var ve Kadıköy'de 10'da 10 yazıyor. Bunu da kesin Galatasaraylı tiryakiler hayatta içmezler. Ve son olarak da Bobo. Evet Bobo. Bu ne için sizce? Bu da tabii ki Fenerbahçeli tiryakiler için. Ve son olarak da Mehmet Ali Birand'ı sigaradan soğutmak için tasarlanmış bir paket. Tahmin edin üzerinde ne var? Tabii ki biz varız.
Sayın seyirciler, bilmiyoruz farkında olan var mı ama her yıl Ocak ayında düzenlenen Davos zirvesine az bir süre kaldı. Peki bu yıl Davos'ta Türkiye'yi kim temsil edecek? Geçen yıl One Minute ve bir daha da Davos'a gelmem diyen Başbakan Erdoğan mı yoksa bir başkası mı? Baba Haber sorun krize dönüşmeden kamuoyuna iki seçenek sunmayı görev bildi. İzliyoruz efendim. One minute. İşte ilk adayımız. Eski One Minute'çılardan Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Kendisinin bu konudaki tecrübesi tartışılmaz sevgili izleyenler. Ve işte sürpriz bir aday. Yeni bir ses, yeni bir heyecan, yeni One Minute'çı Sayın Mehmet Ali Biran. Bu olaya tam anlamıyla One Minute demek lazım. Evet Sayın Başbakan. Hemen ona One Minute demeniz gerekiyor. One Minute. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi her iki aday da bu konuda çok iddialı. Eğer Davos'ta ülkemizi Tayyip Erdoğan temsil etsin diyorsanız Davos Fatih'i yazıp boşluk bırakıp 777-888'e mesaj atın. Eğer Birant gitsin diyorsanız polifonik Birant yazıp boşluk bırakıp bana mesaj atın. Ben kendisine iletirim efendim. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona erdi. Görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.